Değişin. Muhalefet açısından bu İstanbul seçimleri boyutunda veya Türkiye'deki her yer açısından aslında her bir oy çok önemli. Yani İstanbul seçimlerinde farklı farklı araştırma sonuçları açıklanıyor ama hala öyle çok birini Sayın İmamoğlu'nun önde olduğunu görüyoruz biz de ama seçimi aldı götürdü bitirdi havası da yok. Onu da söylemek istiyorum. Her bir oy neden önemli? 2019 seçimlerine baktığımızda o önemi görebiliyoruz. 2019 seçimlerinde ilk turda sadece 13 bin oy farkla kazandı Sayın İmamoğlu. Ama orada Saadet Partisi deminden beri söyleniyor. O seçime girdi ve 103 bin oy aldı. 1.2 oy ve 103 bin. Bu İmamoğlu'nun kazanmasında önemli etkenlerden biriydi. Hani bırakın o büyük dilimi hemen peşine Demokratik Sol Parti 30 bin oy aldı. Bağımsız Türkiye Partisi 27 bin oy aldı. Demokrat Parti 22 bin oy aldı. Vatan Partisi 17 bin oy aldı. Bunlar yani Vatan Partisi karşı tarafı desteklemiş olsa demek Vatan Partisi seçmenin tamamını götürmüş olsa demek tabii. Ki Ekrem İmamoğlu kazanıyormuş ilk turda. Yani şöyle, yani bu anlamda sözünü ettiğimiz oy vermemin nedeni o. Yani İstanbul çok önemli. Onun için Yeniden Refah Partisi'nin de veya İYİ Parti'nin de, Zafer Partisi'nin de, DEM Parti'nin de alacağı oylar çok çok önemli. Hatta böyle küçük partilerinde bunu söylemeye çalışıyorum. Yeniden Refah Partisi boyutunda yalnızca Büyükşehir Belediyesi'nde değil, başkanlığında değil, ilçeler boyutunda da Yeniden Refah Partisi'nin aldığı oy oranları çok daha belirleyici olacak hatta ilçelerde. Tabii. Çok daha belirleyici olacak. Evet. Çünkü geçtim biliyorsunuz bizim yine ölçümlerimiz veya değerlendirmelerimiz 14 tane ilçesi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu 14 ilçesini tekrar kazanma olasılığının yüksek olduğu görülüyor. Ama bunun üzerine 14 üstüne 14 koyar mı? Ekrem İmamoğlu öyle dedi. Biz onu görmüyoruz. Peki. Yani şöyle asıl iddia hani çekişmeli olacak. 14'ün dışında çekişmeli olacak. 6-7 tane ilçe var. Bunları hangi siyasi parti kazansa bizim için sürpriz olmayacak. Yani Üsküdar işte sayabileceğimiz ilçelerden biri. Sancaktepe, Tuzla, Çekmeköy. Eyüp'ü saymıyoruz. Çekmeköy. Ya farklı farklı yer. Bayrampaşa. Yani Arnavutköy. Ya bu anlamda böyle... Arnavutköy. Tabii Arnavutköy. Aday çok şey... Efendim? Arnavutköy Yeniden Refah Partisi'nin istediği bir ilçe miydi sanıyorum. AKP'nin kurduğu bir kale. Evet. Ama CHP adayı çok iddialı. İlçeydi. Çok iddialı, doğru söylüyormuşsun. CHP adayı çok iddialı. Ya sonuçta tabii yerel seçimlerde aday çok önemli. Yani bu seçimler bir önceki seçimleri kodlarken işte ittifaklar seçimi diye kodladık. Yani kutuplaştı. Bu seçimde tamamen aday ittifakı seçimi. Yani o kadar ilginç sonuçlar göreceğiz ki bütün Türkiye'de. Yani burada nasıl bu kazandı diyebileceğimiz sonuçlar var. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul boyutunda Türkiye'de de yani özellikle Anadolu güçlü olduğu yerler var. Neresi? Yani örneğin Malatya. Yozgat. Elazığ. Şanlıurfa. Elazığ. Yani Şanlıurfa'da seçimi alabilme potansiyeline sahip. Malatya'da alabilme potansiyelinden bahsetmiyorum ama %10'ların üzerinde bir oyu var. Samsun'da benzer bir oyu var. Çünkü bazı yerlerde Kütahya de var mesela. Bazı yerlerde seçimin kafa kafaya olduğu, işte Giresun, Zonguldak, Kastamonu gibi, yani İstanbul'un ilçelerini saydığımız gibi buralarda da önemli. Tabii genel fotoğrafa baktığımızda 11 tane büyük şehri ne kadarı elinde tutacak diye bakıyoruz ama buna ne kadar ekleyebilir de tartışmak anlamında çok önemli. Mesela Bursa'da hocam. Aynen, tam oraya geliyordum. Çok yani Bursa, Balıkesir, yani Manisa, Denizli. Buralarda zaten Millet İttifakı'nın oyu daha yüksekti. Ve buraları şu anda CHP'nin alma potansiyeli var. Alırsa şaşırılmayacak yerler. Yani bazen bu işte üçlük, beşlik, onluk konuşmaktansa bölge bölge çok önemli hale geliyor. Bazen bir puan çok önemli. Bazen örneğin bir yerde Samsun'a örnek verebiliriz. %10 bile alsa çok önemli olmayabiliyor. Yeniden Refah Partisi ne oldu? İşte nasıl bu aşamaya geldi? Biz ilk benzer stüdyolarda seçimlerden bir sene önce, 1,5 sene önce Yeniden Refah Partisi'ni %1-1,5 buluyoruz dediğimizde herkes kızıyordu. Ya nasıl olur? Hani aşı karşıtlığı birden dışında. Birden hızlı bir yükseliş. Tabii. Biraz evvel Sayın Andican söyledi. Yani 501'e çıktı neredeyse. Evet. Seçmen sayısı. Kendileri böyle açıklıyorlar. Üye sayısı. Aşı karşıtlığından seçime ötürü kadar 500 bin hedef koydular. Ama 435 bin evet. Civarına çıktıklarını, yani 465 bin üyeleşme durumuna olduğunu söylüyor. Çok hızlı. Yani aşı karşıtlığından nasıl buraya kadar gelindi? Hatta esprileri yapılıyor. 6.284 tartışması. Ben hala tartışıyorum onu yani. Evet. Yani gerçi Yeniden Refahlılar çıldırıp bana saldırıyorlar ama yani kesinlikle. Ben de devam edeceğim. Kusura bakmasın kimse. Saadet Partisi'nin
o altılı masanın içerisindeki fonksiyonu İslamcı başarısız kalınca masa o İslamcı zihniyet tarafından işte CHP işbirlikçiliğine döndü bir anda. Evet, evet tam ben o örneği vererek devam edeyim. Elbette 6284 İstanbul Sözleşmesi sokak hayvanlarına bakış. Bu anlamda yani sonuç itibarıyla Millet İttifakı'yla örtüşmeyecek birçok şey var. Hani evet. Politika var. Peki ne oldu da yeniden Refah Partisi böyle oldu? Saadet Partisi'ni herkes 2023'ten değerlendiriyor ama Saadet Partisi 2018'den beri başarısız. Yani şu anlamda başarısız. Beklenen oy hacmine ulaşamaması diye. Çünkü 2018'de neden Millet İttifakı'nın içindeydi Saadet Partisi? Asıl amaç şuydu. Yani Ahat Bey daha iyi bilir onu. AK Parti'den işte bir oy erozyonu olacak ve oranın gideceği adres olsun diye Saadet evet. Partisi oradaydı. Ama olmadı. Yani o dönemde yanılmıyorsam 1,5 puan civarında kaldı. Sayın Karamoğlu'nda. %60'a çıkacağını söylüyordu Sayın Karamoğlu'nu hiç unutmuyorum. Biz bir röportaj evet. yapmıştık o dönem. Emin misiniz dedim 0,5 görünüyor Sayın Karamoğlu'nu oyunuz dedim o dönem. Ama %100 oyunu arttıran tek parti Saadet Partisi'ydi. Onu atlamayalım. Evet. Yani hatta o dönem ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir sunum yaparken onu aktarmıştım. Hani ilk seçimlerde 2018 seçimlerinde neden Millet İttifakı ilk turda kaybediyor? Saadet Partisi'nin o beklenen oyları alamadığını, o ittifak çatısı altında bir problem olduğunu da dile getirmiştik. Konuşulmuştu bu da. Ama tabii ki ne oldu? Biraz da hani bazı siyasi partilerin çok donanımlı olması, çok ilkeli siyaset yapması, bir takım şeyleri doğru yapması yetmiyor. Hani bizim sol terminoloji dediğim Nazif Bey'e yani objektif koşullarla subjektif koşulların birleşmesi gerekiyor. Yani konjonktürün de uyması gerekiyor. Yani anımsarsınız 1990'da işte Refah Partisi'nin yükselişi zamanı aslında bugünlere çok anımsatan örnekler var. Dağınık muhalefet. Dağınık muhalefet. Onun 94 dışında, ruhu diye Cumhurbaşkanı tabii. Erdoğan'ın seçim sonrası yaptığı ruhu tam olarak oydu zaten. Merkez sağdaki kavga. Kavga. Tabii. Onun dağınık dışında muhalefet. Ekonomik kriz, faiz ve yine Filistin. O dönemde Filistin problemi tabii. çok önemli bir ayrışmaya yol açmıştı. Bundan ötürü... 94 ruhu diye bu arada arkadaşlar bir görüntü var. Onu da bir kere daha verelim ekrana. İki ayrı fotoğraf varsa tam evet. olarak şu fotoğraf paylaşılıyor. Evet. Bu ara aynı şekilde. Fakat çok zeki diye bir evet, tam değil da, mi? tam da ben o örneği verecektim. Kamyon örneğini. Kamyon doğru. örneğini buyurun. Doğru. Şimdi aslında... Çok benzerlikler gösteriyor. Yani Saadet Partisi'nin o beklenen gelişmeyi gösterememesinin birkaç nedeni var. Birinci nedeni, demin Nazif abinin de dediği gibi, yani o sonuç itibariyle Millet İttifakı içerisinde CHP'nin de olduğu bir yere, işte muhafazakar ve mütedeyyin siyasal İslam'a veya milli görüş doktrinine inanmış insanlar gidip oy vermiyor. Ya bir şekilde kendini oraya ait hissetmiyor. Bir avantaj da şu yeniden Refah Partisi'nin, ahlaki tutum anlamında parantez içinde söylüyorum ben bunu. Daha avantajlı durumdalar. Neden? Çünkü 2023 seçimlerinde CHP'nin adayını desteklemediler. Evet. Yani o anlamda seçmenin gidip de oy verme anlamında daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Tabii Yeniden Refah Partisi'nin demin sevgili bakanımız açıkladı. Üye sayısı artıyor, seçmen sayısı artıyor, gruplar artıyor. Ama bunun dışında siyasi aktörlere bakın. İşte Urfa'da Kasım Gülpınar ismini veriyoruz. Evet. İşte Suat Kılıç ismini veriyoruz. Doğan Yaldan çok önemli bir siyasi aktör olmaya başladı. Bunun dışında Bursa adayları. Kocaeli adayı. Kocaeli adayı. Kocaeli, Manisa, Doğan Aydal. Evet Doğan Aydal. Kocaeli Doğan Aydal. Evet, şimdi tabii ki ne yaptı Yeniden Refah Partisi? İki tane il, büyükşehir. İl demeyelim ona. Kocaeli, Sakarya. Hatta Malatya'nın falan da konuşulduğunu duymuştuk. Ama ve Kocaeli, 35 Sakarya. Tane ilçe istemişti. Elbette AK Parti bunu vermesi halinde ciddi bir zayıflık göstergesi olacaktı. Çünkü %10 alan MHP'ye, uzun yıllardır ittifakta olduğu MHP'ye verdiğinden daha fazlasını istedi Yeniden Refah Partisi. Buna bundan dolayı da evet demedi. Bundan sonra ne olur, hani nasıl gelişir diye baktığımızda seçmenlere bakıyoruz. Yani neden Yeniden Refah Partisi'ne seçiyorlar diye. O kitle özellikle gençler. Yani... biliyorsunuz jenerasyon değişiyor, nesil değişiyor ve gençler arasında da mütedeyyin ve muhafazakar bir genç grup var. Genç seçmen var. Bunlar seçim da, hedef Z kuşağıydı zaten. Tuhaf tabii, tuhaf şarkılar, raplerle birlikte ortaya çıkmıştı siyasetçiler. Ve şimdi bakın